Değerli izleyenler, Kurban Bayramımız geldi, kapıyı çaldı. Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz ne tüm küskünlükler biter, tüm aile bireyleri bir araya gelir ve biz Kıbrıs Türk toplumunun en büyük zevklerinden bir tanesi Kurban Bayramı'nda güzel geniş sofralar kurmaktır. Şimdi bu güzel geniş sofraları kurarken bu güzel muhabbetin yanında vazgeçilmezlerimizden bir tanesi kırmızı et. Kırmızı et tüketirken dikkat etmemiz gereken çok önemli unsurlar var. Özellikle tansiyon hastaları ve kolesterol hastaları et tüketiminde çok dikkatli olmaları gerekir. Çünkü kırmızı et tansiyonumuzda aynı yükselmelere sebebiyet verebilir. O yüzden lütfen kırmızı et tüketimi el avucumuzun içi kadar olan miktarı geçirmemeli. Bunu takiben lütfen kırmızı eti tüketirken yanında sebze tüketmeyi de ihmal etmeyelim. Çünkü çiğ sebzelerin içinde bulunan lifler yemeğin yağ emilimini olumsuz yönde etkilemektedir ve azaltmaktadır. İkinci bir sorun kolesterol. Ne kadar çok et tüketirsek günlük o kadar da fazla kolesterol almış alırız. Çünkü et ürünleri kolesteroldan zengindir. O yüzden et tüketimimize dikkat etmemiz gerekiyor. Kurban Bayramımızda da dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir diğeri de sakatatlar. Mümkün olduğunca sakatatları tüketmeyelim. Bunların içerisinde ciğer gibi besinler geliyor. Bunların hem kolesteroldan oldukça zengindirler hem de içerisinde bir takım hayvandan vücudumuza geçen bakteri veya parazitler olabilir. Ve üçüncü en önemli unsurlardan bir tanesi de kırmızı eti tüketirken kestiğimiz gün asla ve asla kırmızı eti pişirmememiz gerekir. Çünkü hayvanlar ilk kesildikleri gün rigomortis dediğimiz ölüm katılığı var hayvanın kendi içerisinde. Bu da hayvanın etinin sert olmasına, bizim vücudumuzda hazımsızlık yapmasına sebebiyet verebilir. O yüzden kurban etlerimizi bir veya iki gün önceden kesip dinlendirdikten sonra pişirmemizde fayda vardır. Benim bireylere tavsiyem, eğer kurban etini kullanmak istiyorsak bayramdan 1-2 gün önce keselim. Buzdolabında 4 derecede dinlendirdikten 18 saat sonra tüketmeye özen gösterelim. Et ürünlerimizi pişirirken de fırının derecesi oldukça çok önemlidir. Çünkü etin yanmaması gerekir. Et yandığı zaman kanserojen bileşimler açığa çıkabilir. Biz Kıbrıs Türk toplumu olarak kebabı da çok seviyoruz. Öncelikle kebap yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi kömürle etin arası 30 santim olmalı. 30 santimlik bir mesafeyle et pişmeli ki bu kömürden çıkan gazlar etin içerisine sinmesin. Unutmayalım, et yağlı bir bileşendir. Tüm yağlı bileşenler havadaki radyasyonu, zararlı gazları veya ağır metalleri daha fazla emerler. O yüzden sağlığımız açısından da kebap tüketiyorsak ne yapıyoruz? Mangalla 30 santimlik bir mesafede olması gerekmektedir. İkinci bir en çok sevilen yemeklerden bir tanesi biliyorsunuz patates kebabıdır. Yine sebzeyle etler piştiği zaman kanserojen olma özelliği gittikçe azalıyor. Çünkü o etin yanma kısmı ortadan kalkıyor. Tabii ki üzerine yine kızarmış gibi olabilir ama kebaba göre daha az zararlıdır. Bununla birlikte lütfen kırmızı etin görünür yağından uzak duralım. Çünkü kırmızı etin görünür yağı kolesterol açısından oldukça zengindir. Kırmızı eti biz bayanlara çok severek öneriyoruz. Demir açısından oldukça zengindir ama yine miktarımızı aşmayalım. Her öğünde her birey kendi avucunun eti kadar kırmızı et tüketebilir. Ama mutlaka kırmızı etin yanında bunu destekleyici çiğ sebze tüketmeyi ihmal etmeyelim. Lütfen masamızdan salatalarımızı eksik etmeyelim. Bir diğeri biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda birçok tatlılar da yapılmaktadır ve gelenlere ikram edilmektedir. Şimdi akşam saatlerinde tatlı yemekten mümkün olunca kaçının. Ama güzel bir kahvaltımızı yaptık. Akabininde misafirliğe gittik ve bize bir tatlı ikram edildi. Biliyorsunuz bizim geleneksel olarak yaptığımız tatlıların başında güllaç gelir. Güllaçtaki tüketimimiz cevizli veya sütlü olabilir. Sütlü veya sulu olabilir yine aynı şekilde. Cevizli veya bademli de olabilir. Biliyorsunuz ceviz omega 3'ten oldukça zengindir. Yine badem de bizim için palmitik asit dediğimiz çok değerli bir yağ asidi içermektedir. Ve göbek yağımızı eritmede bize yardımcıdır. Tatlılar arasında en masumları her zaman olduğu gibi yine sütlü tatlılar, sütlaçlar kazandibiler. Ama bayramın vazgeçilmesi güllaç. Şimdi bu güllacı ne kadar yiyeceğiz? Şimdi güllaç büyüklüğümüz bir dilim ekmek büyüklüğünde güllaç tüketebiliriz. Veya kimilerimiz bunu dolma şeklinde, rulo halinde yaparlar. Şu boyda bir güllaç gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Su
sulu veya sütlü olması sizin ağız tadınıza göre değişmektedir. Buna takiben ekmek kadayıfı yine revaçtadır ve işte içerisinde güzel norularıyla, yanında iki top dondurmasıyla. Ekmek kadayıfı tüketirken yarım dilim ekmek büyüklüğünde ekmek kadayıfı tüketmeye özen gösterelim. Bunu takiben yine baklavalar biliyorsunuz çok revaçta. Küçük baklavalardan 3 tane tüketebiliriz. Veya büyüklerden bir havuç dilimi kadar baklava tüketebiliriz. Yine halk arasında tiramisu çok sevilerek yapılan bir tatlıdır. Yine iki parmağımız kalınlığında bir tiramisu kek tüketebiliriz. Aralarda da bize eğer çikolata ikramı olursa bunu günde bir kez yapmaya özen gösterelim. Bunlar da genellikle biter tipi çikolatalar olurlarsa biliyorsunuz hem magnezyum açısından hem de antioksidan açısından biter. Diğer çikolatalara göre çok daha zengindir ve daha sağlıklıdır. Karamelli veya içinde işte şeker olanlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışalım. Çünkü biliyorsunuz karamel yanlış şeker gibi bir besindir. Ve oldukça kalori ihtiyacını yükseltmektedir. Ve kan şekerimizi de çok fazla yükselttiği için mümkün olduğunca karamelli gıdalardan tüketmemeye özen gösterelim. Eğer Kurban Bayramı'nın ilk günü birazcık yediklerimizi fazla kaçırmışsak, İkinci gününe güzel bir sebze çorbasıyla güne başlayabiliriz. Ve sebze çorbasını yedikten sonra öğlene güzel bir sebze yemeği. Akşama da bir gün önce kırmızı eti fazla tükettiğimiz için tavuk etinden yararlanabiliriz, hindi etinden yararlanabiliriz veya balık. Yani bir öğün kırmızı et, bir sonraki gün beyaz etle bunu dengeleyebiliriz. Ama unutmayalım, besinlerin starları olan sebzeleri hayatımızdan eksik etmeyelim. Hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mutluluk, sağlık ve huzur diliyorum. İyi bayramlar efendim.